Merhaba sevgili Artı Televizyonu izleyicileri. Haftanın Hayı Huyu programına hoş geldiniz. Bu hafta sellerle, sağanaklarla, sonra da tam Haziran'a yakışan sıcaklarla birlikte bir program daha yapmak üzere gene sevgili Mihail Vasilyadis'le Apoyomatini Gazetesi'nin ofisinde birlikteyiz. Bu hafta gene haftanın olaylarından, gelişmelerinden seçtik programımızı, gündemimizi, konuşacağımız konuları. Ama bunun arasında aklımıza takılan şeyleri de konuşmak istiyoruz. Bir yandan evet, görülen, herkesin gördüğü, bizden önce pek çok insanların da yorumlar yaptığı konularda biz de kendi fikrimizi söyleyeceğiz. Örneğin baroların yürüyüşü meselesi. Ama bunun yanı sıra bazı şeylerin bizim aklımızda oluşturduğu soru işaretleri. Hatta öncelikle belki de bunlardan birisiyle başlayalım. Biz bu hafta ne konuşacağız diye sevgili Mihail'le telefonda konuşurken bana bir soru sordu. Dedi ki bu maske için ceza mı daha önemli bir yöntemdir yoksa eğitim mi? Ve maske o gün söz konusu olduğu için bir simgesel örnek oldu. Biliyorsunuz bugünlerde maske takmayanlara zabıtalar, polisler 900 lira ceza kesiyorlar. O yüzden maske sadece simgesel. Genel olarak kurallara uyma konusunda, yasalara uyma konusunda insanları eğitimle mi bilgilendirmeliyiz ve bunu sağlamalıyız yoksa cezaların caydırıcılığına mı güvenmeliyiz? Böyle bir konu gündeme getirdi Mihail. Dolayısıyla biz de bu hafta tam da programa buradan başlayalım. Çünkü ceza dendiği zaman ortada suç da vardır. Ama suç kavramı da izafidir. Yani Devlet Bahçeli mesela Demirtaş'a 50 bin lira tazminat ödenmesine fevkalade öfkelenmiş. Yargı diyor, yargı suçluyu aklamak için mi vardır? Suçluya tazminat ödemek için mi vardır yoksa suçluyu cezalandırmak için? Belli ki burada suçlu olduğuna kendisi karar verecek. Kendisi karar verecek, yargı da o suça uygun ne ceza verilir kararlaştıracak. İşte, eğitimin baz olduğunu, temel olduğunu kabul etmek istemeyenler cezaya güvenerek istediklerinin yapılmasını isterler. Onun için diyorum ki kurallar vardır. Bu kurallara uyulması gerektiğini eğitimle çocuklarımıza öğretmemiz gerekir. Yani çocuklarımız evde yaramazlık yaptığı zaman dövecek miyiz? Yoksa gel evladım, bak bu senin yaptığın doğru değil. Çünkü şu neticeler oluyor. Gülerek, gülümseyerek, iyilikle. Çocuğun da içine ben bir şey istediğim zaman bunu bağırarak, çağırarak, ayaklarımı yere vurarak değil, efendice isteyerek, neden istediğimi söyleyerek, bir eğitim meselesi. Bu eğitimden kaçınıyoruz. Bazı yerler, yani Avrupa'da bugün arabanı mesela kaldırıma park etmemek için herhangi bir ceza kuralı olmasına gerek yok. Çünkü o adamın aklına bu gelmiyor. Ve işin güzeli, Avrupa'da belki milyonlarca vatandaşımız var. Bu adamlar orada gayet iyi bu kurallara uyuyorlar. Buraya geldiklerinde sanki bu kararlar yokmuş gibi, istediği gibi öf be özgürlüğe geldik düşüncesiyle. Tam özgürlüğe değil de baskı rejimine geldiğinin farkında değil. Çünkü bu artık kendisine normal olarak gelmeye başlıyor. Manos Hadzidakis diye çok iyi bir kompozitör var Yunanistan'ın, herkes biliyor. Çok iyi, ilginç bir adam. Onun söylediği bir laf var. Eğer canavar bizi korkutmuyorsa o zaman biz de canavarlaşmışız demektir. Bu nedenle hani efendim adam maskesini takacağını papyon yapmış. Evet, olmaz. Olmaması gerekir.
Çünkü bu belki de ölümcül nedenlere sebep olabilir. Mecburen bir ceza koymak durumundasın. Ama şu panellerde ne bileyim o nedir bir adaya gönderiyorlar da survive işte onların yerine neden bunlara uymamız gerektiğini ama emrederek değil izah ederek bunu Yunanistan çok güzel başardı. Neden başardı? Çünkü gerekli adamı buldu. O bulduğu kişi çok efendi, çok tatlı konuşan ve konuya çok iyi vakıf olan epidemiolog bir adam. Ve bu adam her gün televizyona çıkıp işte bugün bu durum şöyledir, şu kadar ölü, şu kadar yaralı, şu kadar hastalandı, şu kadar gitti, şunu yapın, bunu yapın diye anlatıyor. Ve tuhaf, Yunanistan'da yarı yarıya bölünmüş olan bir ülkede sağ sol, bu adam için %85 evet bu Buyurun adam var. Çok iyi diye bir şey var. Bir kara bir netice var. Yapılan halk oynamasında. Şimdi nedir biliyor musun Mihail? Anlayış farkları var. Çok ciddi. Bütün sorun buradan kaynaklanıyor. Sen şimdi dedin ya Yunanistan çok iyi durumda bu konuda. Ne yazık ki ben... Değil. Bence tesadüfüm bu adam bulundu. Belki böyle olmazdı. Çünkü ben aynı Yunanistan şeyi mesela, da bir doğu ülkesi yani. Aynı şeyi Ermenistan için söyleyemiyorum. Türkiye'de nasıl ki son derece naif, son derece nasıl bir hakaret olmasın ama hakarete yakın bir kınamayla söylemek istiyorum bu lafı. Camide virüs olmaz, ben 5 defa abdest alıyorum, virüs bana bir şey yapmaz diyen nasıl varsa, Ermenistan'da da aynı mantıkla kilisede virüs olmaz, ben kiliseye dua etmeye gidiyorum, kilise beni korur diyebilen kara cahiller var. Kara cahil. Çünkü böyle büyünmüşler. Zannediyorlar ki Allah'ın kendilerine hak gördüğü o aklı kullanmaması gerekir. Kendilerine işte din adamları ne diyorsa onları yaparlarsa gayet iyi her şey biter diye zannediyorlar. Oysa bunlar dünyevi şeyler. Dünyevi şeyler için bizim aklımızı kullanmamız gerekir. Ama ömür dünyada günahlarla ilgili ne bileyim cennete gitmek, cehenneme gönderilmek konusunda tamam orada din adamlarına sorup bilgi edinmek isteyebilirsin. Şimdi bunu böyle diyorsun ya, Türkiye 3 sene sonra Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacak ve bu 100 yıllık Cumhuriyet laik bir devlet olarak şekillendi. Ve nesiller boyunca insanlara laikliğin anlamı anlatıldı. Nasıl insan kişisel olarak istediği inanca sahip olabilir ama toplum olarak aynı şeye sahip olamaz ya da aynı söylemleri geliştiremez. Din ve devlet farklı şeylerdir. Devlet yönetimi farklı şeylerdir. Bu belki de Cumhuriyet tarihi boyunca öğretilen bir şey oldu. Atatürk kalktı dedi ki hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Bu da bir rehber oldu, mürşit, yol gösteren oldu. Peki, bütün bir eğitim sistemi yıllarca bunun üzerine kurgulandı. Ermenistan'da şöyle böyle 70 senelik bir sosyalizm deneyimi yaşadı. Ama ne yazık ki bu sosyalizm deneyiminde de aynı bağnazlıkla bu sefer de kilise yasaktır. Kiliseye gideni fişleriz, kiliseye gideni yükseltmeyiz, çelme takarız mantığı sosyalist dönemde de orada hakim oldu. Ama bütün bunlardan sonra bunun tortusunun bile görünmemesi çok can sıkıcı geliyor. Yani her iki tarafta da din adamları müthiş bir bağnazlığı empoze ediyorlar topluma ve bunun da toplumda karşıtlığı var. Karşılığı var. Bunun cevabını zannediyorum ki Agos gazetesinde Baskın Orhan Hoca gayet güzel veriyor. Diyor ki hani nasıl maddenin üç durumu varsa katı, sıvı ve gaz.
aynı şekilde laikliğin de üç ayrı durumu var. Hı hı. Biri Fransa'daki laiklik diyor. Fransa'daki laiklik devleti dinden korumak olarak ele alınıyor. Yani siz din olarak inancınız neyse gayet güzel kullanın. Fakat devlet işlerine bu karışılmayacak. Amerika'daki laiklik tam tersi. Dini devlet şeyinde evet dini devletin etkisinden kurtarmak. Bir de Kemalizmin düşüncesinde olan bu laiklik var. O da aynı zamanda dini ekarte etmek ama ihtiyacımız olduğu zaman bu dini kullanmak. Yani bir cumhuriyetten bahsediyoruz, 100 yıllık cumhuriyetten. Ama bunu başka seferde söyledik. Cumhuriyet demek, yani cumhuriyetin Arapçadan gelen bir anlam olduğunu ele alırsak, bunun tam Yunanca'dan gelen karşıtının kelimesi demokrasi. Cumhur, demos, krasi, güçlü olan yani güç. Halkın verdiği güç, cumhurun verdiği güç. Bunlar aynı şeydir. Acaba bu 100 yıl Türkiye'de cumhurun verdiği güçle mi bugüne kadar geldi? Bu mümkün mü? Var mı öyle bir şey? Yani bu yıllarda, 20'li 30'lu yıllarda, daha sonra Mustafa Kemal'den sonra gelen milli şef yıllarında, daha sonra beyefendinin yıllarında, daha sonra birbirini izleyen darbeler sonunda bu halkı demokrasiyle eğitmek, demokrasinin ne kadar ne kıymetli bir şey olduğunu olduğuna inandırmak için bir eğitim verildi mi? Biraz evvel dediğimiz acaba ceza ile mi yoksa eğitimle mi? Bu eğitim verildi mi? Bu eğitim verilmedi çünkü bu eğitim verildiğinde bunun kontraindikasyonları oluyordu. Hani ilaçların yan etkileri olur ya. Bu eğitimi vermezsin, o zaman bu halktan da şikayetçi olamazsın. Yani o camiye gidip de ben camiye gidiyorum, 5 vakit namaz kılıyorum, abdestimi alıyorum, bana koronavirüs dokunmaz düşüncesini, ya ne biçim düşünce bunda diyemezsin çünkü sebebi sensin. Evet. Yani burada biliyorsun bir köy enstitüleri deneyimi var Türkiye'nin eğitim tarihinde. Çok önemli bir deneyim bu. Ama bu deneyim çok kısa, birkaç yıl içerisinde şunu gösterdi ki bu tehlikeli bir gidişattır. Bu kadar aydınlanma başımıza iş açacak. Nitekim kimi vekiller çıktı, kimi milletvekilleri dedi ki ben köy ağasıyım. Benim arabam benden bilgili olursa bir sıkıntı olacak. Tabii. Onun için bu işe son verelim ve son verildi. Köy enstitüleri sabote edildi. Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç. Bitti. Evet. O zaman yazılan o romanlar. Tabii koca bir edebiyatçı ve öğretmen kuşağı. Orta öğretim talebesiyken okuduğum romanlar gerçekten benim düşüncemi doğru yönde güçlendiren kitaplar oldu. Fakir Baykur, Talip Apaydın, Mahmut Makal, bir sürü köy enstitüsü edebiyatçı bol oldu. Bol güldüğüm Nihal Atsız'ın da o da enstitüsü çıkıştı. Diyorum ya bu adam neden herkesi düşman biliyor? İşte iç düşmanlar, dış düşmanlar, şunlar bunlar. Ezeli düşmanlar, ebedi düşmanlar. Ve geçenlerde aynı söylemi duyunca ya dedim hala 20'lerde 30'lardan mıyız? Hala oralardan mıyız?
Kimileri oralarda, evet, kimileri oralarda. Fakat biz bu kural meselesini, yani maske örnektir, esas mesele kural, yasayla mı eğitimle mi olacak derken, sen gene bir örnek verdin Mihail, evet, futbol yani, maçından yeni bir kural ve kuralın tartışılması. Bir maç, büyük bir takım, o kadar büyük olmadığı söylenen başka bir takımla oynuyor. Şampiyonla oynayan takım da galip durumda ama nedense son dakikalarda iki gol gelip işte beraberliğe falan sürükleniyor. İkinci golü de hakem bir kural varmış. Bu kural hani geciktirme yapılmasın diye, doğru futbol oynansın diye kaleci elle tuttuğu topu 6 saniye içerisinde elinden çıkarmak zorunda. Baskette de benzeri olan kural. Yani bunu yapmayınca kural diyor ki çift vuruş veriyor. Çift vuruş veriyor. Tamam. Hakem de düdüğü çalıyor, çift vuruş veriyor. Çift vuruşun sonunda penaltı, penaltı sonunda gol yiyor ve beraber oluyor, 2 puan kaybediyor şampiyonluğa giden takım. Onun başındaki çalıştırıcı da çok böyle ismi anlı şanlı bir adam. Hakemle ilgili konuşurken ya diyor son zamanlarda ne zaman bu kurala bu kural uygulandı? Ya neden kural uygulandı diye hesap sorulmaz. Hesap soruluyor kime? Hakeme. Peki madem ki bu son zamanlarda kullanılmadı, sen bundan istifade ettiysen dedin mi ki sen niye bu kuralı uygulamıyorsun? Ben kullanınca iyi oluyor. Benim aleyhimde olunca olmuyor. Bu ne demektir? Ben daha büyük takımım. Ben daha güçlüyüm. Kurallar sorun değil. Burada güç önemli, geçerlidir. Bu kural futbol kuralı olur, anayasada gösterilen bir kural olur yahut anayasanın da ötesinde Avrupa yahut uluslararası hukukta görülen bir kural olur. Kardeşim bunlar laf olay beri gele, bizim kural burada. Ben hatırlıyorum o İsrail'de de o dönemde bu bir ateşkes falan kararı alınıyordu 6 gün savaşında. Ve bu uygulanmadı İsrail tarafından. Bir gazeteci sordu, ne uygulamıyorsunuz, ne uygulayacağım dedi. İşte dedi, Birleşmiş Milletler şöyle bir karar aldı. Birleşmiş Milletler buraya çok uzak dedi, benim kulağıma gelmiyor. Şu anda ben diyor, bunu yapmak zorundayım ve bunu yapıyorum diyor. Yani kurallar kendisini güçlü hissedenler için uygulanmaz. Ama güçsüz olanlar için gayet güzel uygulanması gerekiyor. İşte iki ayrı standart. Çifte standart dediğim bu olur. Çifte standart olsa adalet olmaz. Tabii. Ama biz çifte standarda mecburuz. Çünkü benimsediğimiz bir kanaatimiz var. Her şey bize haktır. Biz her şeye layıkız. O yüzden de çift standart, bazen üç standart da olabilir. Bizim işimize ne geliyorsa oraya doğru bir bakış olabilir. Fakat bu hafta gene farkında mısın? Tabii ki farkındasın Mihail. Çok ciddi bir sokak eylemliliği oldu. Sokak eylemliliği derken Türkiye'de epeyce bir zamandır hükümet özellikle de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, o başarısız darbe girişiminden sonra yurttaşların kendini ifade etme haklarını son derece kısıtladı. İtiraz haklarını kısıtladı. Bunu KHK'larla yaptı. Kimse mesela ben işimi geri istiyorum diyemiyor dediği anda suçlu durumuna düşüyor. Polis de başı derde giriyor eğer bunu sokakta söylüyorsa. Ve bir şekilde bir
çoğunun değerlendirmesiyle polis devleti diye tabir edebileceğimiz, öyle tanımlanabilecek bir yönetim şekli oluştu. Ama bir yandan da kabul edilemez uygulamalar peş peşe geliyor. En son bu uygulamaların sonucu olarak HDP'liler Edirne'den ve Hakkari'den Ankara'ya doğru iki koldan bir yürüyüş düzenlediler. Bu yürüyüş o mesafeyi yürüyerek gitmek anlamına gelmiyordu ama yolları üzerindeki Ankara'ya kadar giden şehirlerde toplantılar yapmak, insanlara meramlarını anlatmak, sırasında salon toplantıları, sivil örgüt ziyaretleri, sivil toplum örgütü ziyaretleri, bunlarla meramlarını anlatarak Ankara'ya gitmek ve Ankara'da da seslerini yükseltmek. Çok çarpıcı bir şekilde işte bir kural üreterek mesela o güzergahtaki bütün valiler şehirlerine giriş çıkış yasağı koydular. Koronavirüs nedeniyle. Hepsi bunu bahane söyledi ama böyle mantıksız bir bahane olmaz. Mesela Edirne valisi 15 Haziran'da başlayacaktı Edirne'den yürüyüş kolu. 14 Haziran'dan giriş çıkış yasağı koydu 17 Haziran'a kadar. Yani 3 günlük bir koronayla açıklanamayacak. Korona o günlerde oralara gidiyormuş ki herhalde. Ve kimi şehirlerde daha uzun süreli 15 günlük falan giriş çıkış. Büyük çoğunluğu da bunları koronayla açıkladı. Ama HDP'liler bu yürüyüşü büyük zorluklarla ve engellerle de olsa tamamladılar. Ankara'da da basın toplantısını gene ciddi engellemelerle yaptılar. Hemen akabinde bu sefer baroların yeni hazırlanan barolar yasasına karşı birden fazla baro olabilmesinin önünü açan hükümetin projesine karşı bir tepki olarak 80 ilin baro başkanları Ankara'ya yürüyeceğiz dediler. 80 ilin baro başkanı demek çok ciddi bir sayıdan bahsetmektir. %99,5. Nitekim bu insanlar söyledikleri istikametten yürüyüşe geçtiler ama bunların bir de çatısı var. O da Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nda da Metin Feyzoğlu. Feyzoğlu ben karşıyım bu işe dedi. Sokakta hukuk olmaz dedi. Sokağa düşmez dedi. Buna benzer şeyler söyledi. Sonuçta bu adamlar da Ankara girişinde bir daha çok ciddi bir polis engeliyle karşılaştılar. Ve baro başkanları dediğimiz insanlar da yaş grubu artık 20'li 30'lu yaşta değil. Genellikle 50'nin üstünde, bir kısmı 60'ın hatta 70'in üstünde insanlar. Bu insanlar kuşatıldılar Eskişehir yolu denen mevkide ve buradan Ankara'ya girmelerine izin verilmiyor. Tartışmada söylenen şu, başkanlar diyorlar ki 300 metre veya 400 metre bir mesafeyi sembolik olarak yürüyeceğiz. Oradan otobüslere bineceğiz ve otobüslerle Tandoğan Meydanı'na gideceğiz. Orada da açıklamamızı yapacağız. Anıtkabir'e gideceğiz. Açıklamamızı yapacağız. Yürüyemezsiniz, var yasak etti diyorlar. Bu arada bazı baro başkanları, bu yürüyüşe katılmayanlar oraya gittiler, Anıtkabir'e. Anıtkabir'e gittiler, evet. Ve orada Metin Feyzoğlu'yla da fotoğraf karesine girdiler. Sonra bunlardan birisi Sivas Belediye Başkanı dedi ki biz oraya Metin Feyzoğlu'yla buluşmaya gitmedik dedi. Biz oraya gelmekte olan arkadaşlarımızı karşılamak için biz zaten Ankara'daydık. Gittik ki onları karşılayalım. Hep beraber de o kortejle. Ondan sonra oraya katıldılar bunlar. Evet. 15 kadar baro galiba Ankara'daymışlar. Sivas Baro Başkanı böyle bir açıklama yaptı. Ama dedi Metin Feyzoğlu geldi. Biz de artık orada bir çiğlik yaratmamak için peki dedik. Hatta o fotoğrafta görünmek istemedik ama yani biçimsiz bir durum olacak. İyi peki falan dedik. O şekilde verice ettim ki bu fotoğrafı kullanmayın. Ama kullandılar diyor. Servis ettiler. Fakat burada çarpıcı olan şey bütün bir gece bu insanlar açıkta belediyenin gönderdiği çadırın kurulmasına izin verilmeden, belediyenin gönderdiği kumanyanın dağıtılmasına izin verilmeden sağda solda taşların üstünde, demirlerin üzerinde oturarak ederek sabahı buldular bu insanlar. Bir ara sağanak yağmur yağdı. O da güzel. O da güzel. O da güzel. Tabii ki.
Sonuçta da sabah dediler ki tamam İçişleri Bakanlığı'ndan talimat geldi. Tamam yürüyebilirsiniz o sembolik mesafeyi. Oradan da Ankara'ya gidin. Yani İçişleri Bakanlığı'ndan gelen talimat. Talimatla evet. Hani yasalara uygun olduğundan değil. Yok. Yok. İçişleri Bakanı duruma müdahale etmiş. Böyle yani, biçimsiz şey olmaz demiş herhalde. Demek ki bu hareketin kendilerinin aleyhine olabileceğine karar verip, çünkü politikacının verdiği karar nedeni bu. Politikacı kararı bize yarar mı yoksa zarar mı? Şimdi burada işte dengeli politikacı durumu değerlendirir ve bu gidişatın kendisine zarar vereceğini gördüğü için de bu işi olabildiğince yumuşak bir geçişle aşmak oysa, ister. Oysa hayır bu yasaya uygundur. Siz neden bu adamların önünü kesiyorsunuz diyerek hatta bir de azarlaması gerekirdi bunu engelleyenleri. Şimdi barolar onlara karşı dava açıyorlar zaten. O engelleme emirlerini verenler, uygulayanlar hepsine karşı dava açıyorlar. Her neyse. Mesele o değil. Bu esnada Feyzoğlu sabah o bölgeye gidiyor ve bu insanlarla konuşmak istiyor. Çok çarpıcı bir tepki. Sen gördün mü haberlerde o görüntüyü? Bütün baro başkanları sırtlarını döndüler. Kol kola girip Feyzoğlu'na sırtlarını döndüler. Sonra Feyzoğlu bir daha açıklama yaptı. Dediler ki, sordular daha doğrusu, istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Vallahi istifa etmeme sebep olacak bir durum yok ortada dedi. Sen temsil ettiğin 80 baro sana tavır alıyor ve sen halen istifa etmeye bir sebep göremiyorsan bu da çok çarpıcı bir şey. Yani siyaset nasıl bir düzeyde yapılıyor? Hayır, beklediğim için söylüyorum ama söylemiyorum ama bu açıklama, bu kadar pişkinlik nasıl olabiliyor? Buna şaşırıyorum. Kafasının içinde hukuk değil de politika varsa olur. Yani herhalde bu kişinin düşüncesi politik bir düşünce. Hukuk olarak düşüncesi olsaydı zaten bunu yapmazdı. Son zamanlardaki hareketleri ileride politik kazançlarım olabilecek mi onu düşünerek yapıyor galiba. Ve hani şu anda politik başarılar halkın desteğiyle değil, güçlü kesimlerin desteğiyle olduğu için evet. Evet, yoksa diyeceğim kime ki şirin gözükeceği düşünülebilir. Yani böyle midir, değil midir bilmiyorum. Bilmiyoruz, ama yani, tabii bilmiyoruz. Politik giriyorsa, siyasi düşünceler giriyorsa değil. Gazeteciler, hakimler diğer insanlardan değişiktir. Hani o Namık Kemal'in şeyi vardır, görüp hükkâm-ı aslı münharif sıddı selametten çekildik izzet-i ihvalde bağlı hükümetten birkaç kere söyledik o mesela. Eğer devrin hüküm verecek kişileri eğer doğruluktan sapmışsa bizim de şapkamızı koyup çekip gitmemiz gerekir diyor. Onların yanında durmamak lazım. Dolayısıyla gazeteciler o zaman yok. Ama gazeteciler için de bu geçerli. Gazeteci doğru yazarsa öldürülebilir diye o 14 Ocak'ta mı o Uğur Mumcu'nun öldürülmesi tarihi, Gazeteciler Cemiyeti'nin yazdığı. Evet, evet. Sen de ben de o, daha önce katıldık cemiyette. Herkes Uğur Mumcu'dan ve diğer gazetecilerden bahsetti. Tabii bizler azınlık gazetecisi olarak o dönemlerde pek oraya yaklaşacak imkanlara sahip değildik. Dolayısıyla bu kişileri yakında tanıma imkanımız da olmadı belki. Onun için ben o zaman dedim ki siz öldürülen gazetecilerden bahsettiniz. Ben başka bir şeyden bahsedeceğim. İşini kaybetmemek için, rahatını kaybetmemek için içindeki gazeteciyi öldürenler. Tabii. Bu aynen hakimler için de geçerli. Ve futboldaki hakemler için de geçerli. Yani
bunlara itiraz etmemek için verdikleri kararların içindeki, içlerindeki adalet duygusuna dayanan kararlar olduğuna ikna etmeleri lazım. Bu olmuyorsa hiçbir şey yapamıyoruz demektir. Yani bu adaletin varlığına yalnız hadi kendi halkımızı belki başka nedir, yollardan ikna etmeye çalışırız. Onların zayıf noktalarını yakalayıp şu edip bu edip laf ederek ama dünyadaki prestijimiz o adaletimiz de olur. O geri gelmez. Eğer gelen kararlar ve bizim imzamızla uyacağımızı söylediğimiz kararlar yan bir yoldan ekarte edilebilecek durumda ise ve biz onu ona uymamak için bahanelerle bir şeyler yapıyorsak bizi kendimizi aldatıyoruz. Tabii. Öbürlerini aldatmıyoruz. Öyledir. Buna şu, gelince şu Osman Kavala'nın bir başlığımız da o. Ya, sen bana çok güzel bir Osman şey gönderdin. Evet. Çok evet, güzel. Opera, 10 dakikalık bir video, opera, 10 dakikalık bir video. Çok opera. Güzel bir video yapıldı. Şu yalnız Osman Kavala değil. İşte Selahattin Demirtaş, Ahmet işte Altan. Ahmet Altan ve işte bir sürü daha gazeteci görevini yapamayan bunlar hakkında çıkan kararları uygulamamak için hani çeke çeke kendisini inandırıyor mu bu kararı veren o yargıçlar bilemiyorum. Kendilerine inandırıyorlarsa şaşarım. Ama bu kararları veriyorlar. Mihail bu hafta bak bir şey oldu gene. Şu Libya'da öldürülen bir MİT ajanının haberini yaptıkları için MİT'in sırlarını ifşa etmekle suçlanıp yargılanan gazeteciler vardı. 3 gazeteci tahliye edildi. Diğerleri halen hapiste. Fakat bu adamların savunmasını görünce çok çarpıcı bir gerçeklik görüyorsun. Bir mahkeme kuruluyor. Ama o mahkemede sanıklar, sanık sandalyesinde oturanlar yargıçları yargı masasında, savcı hakim masasında oturanları, daha doğrusu düzeni yargılayabiliyorlar. Ve onların o yargılaması, o ithamı çok daha gerçekçi bir şey. Çok daha karşılığı olan bir şey. Somut bir şey söylüyorlar. O yargıçlar veya savcılar bunları duyunca nasıl bir ruh haline geçiyorlar? Evlerine gittiklerinde, akşam kafalarını yastığa koyduklarında nasıl bir duygu haline giriyorlar? Esas benim merak ettiğim şey bu. Yani sen bilebilirsin ki şu beyazdır, bu siyahtır. Ben beyaza beyaz dediğimde şu adam kızıyor, siyaha siyah dediğimde o kızıyor. Bunun tersini söylesem bu seviniyor ve bu güçlü. Onun için tersini söyleyeyim ki bununla papaz olmayayım. Bu anlaşılabilir bir durum. Ama bu anlaşılır olduğu zaman senin bütün prestijin, senin bütün titrin, sıfatın her şey yerlere dökülmüş olur. Evet anlarım. Ne yapsın Pakrat? İhtiyacı vardı, para lazımdı. Böyle yaptı. İyi ama, böyle derler ama Pakrat'ın da insan içine çıkacak yüzü kalmaz. O kubbede bir hoş seda kalacak mı? İşte, kalmayacak. Kalmayacak. Onların çocukları, torunları övünebilecek mi? Bu Osman Kavala için yapılan o tekdalık opera önemli, çok güzel bir hareket. Çok güzel bir hareket. Onun sirk operası tarafından hazırlandı. Evet, bu. Opera de sirk. Osborne'un eseri bu. Ve bu kişi bu operayı diyor ki o şeyin sonunda, 10 dakikanın sonunda arzumuz Osman Kavala serbest bırakılır bırakılmaz Almanya'da halk karşısında sahneye çıkmak. Çıkartalım diye.
İnşallah öyle bir şey. Ve olur. Opera boyunca Osman Kavala'dan Osman Kavala olarak değil, dikkat ettiysen hep Osman Bey olarak bahsedildi. Evet. Tabii. Ben bu vurguyu çok önemsiyorum. Çünkü Osman Kavala hakikaten de toplum karşısında, toplum içerisinde bıraktığı izlenimle o bey sıfatına sahip oluyor. Osman Bey ifadesi bana hep Hrant Ahbarik ifadesini de hatırlatıyor. Hrant da kimseye bana Ahbarik deyin dememişti. Ama o kendi doğallığı içerisinde şekil alan bir laftı. Hrant herkese Ahbarik diye hitap ederdi. Sonuçta o laf kendisine yapıştı. Şimdi Osman Bey'in de kendi duruşuyla, o kibarlığıyla, efendiliğiyle, beyefendiliğiyle kendiliğinden yapışan bir şey oldu Osman Bey. Nitekim bu operada da Kavala'da mütemadiyen Osman Bey diye bahsediliyor. Bunun önemi de şöyle, Osman Kavala'nın bunu izlemesi mümkün olmadığı için nasıl olduğunu bilmiyor. Avukatı vasıtasıyla ve eşi vasıtasıyla anlatılıyor. Ve diyorlar ki, ve diyor ki, evet bu iki salyangozla ilgili kısım çok doğru. Ama diyor, o operada gardiyan içeri girip böyle kötü bir biçimde davranıyor. Orası diyor doğru değil diyor. Buradaki şartlar ve bu gardiyanların bize davranışı böyle değil. Böyle değil diyor. Ve bunu hiç aklımdan bile geçirmiyorum ki hani onların gönlünü hoş tutsun diye söylemez. Gerçekten öyle olduğunu söylemiştir. Ve inanıyorum ki zaten onun efendiliği öyle bir efendilik ki onu yakından tanıyanlar, hani onu tanımadan nasıl bir adam olduğunu, nasıl bir vatan haini olduğunu duyup da yapılacak hareketlerden değerlendirenler başka türlü anlamıştır. Özellikle şu bizim kapıcı Ahmet Efendi'nin 6 Eylül'deki davranışı var. O bizi kurtardıktan sonra işte burada bu binada Rum yoktur, herkes Müslümandır falan dedikten sonra o güruh geçip gidiyor. Ama o da o güruhun peşine takılıp ilerideki Rum dükkan ve evlerini kırıp dökmeye falan başlıyor. Başta bana çok tuhaf gözükmüştü. Ama düşündükten sonra, yıllar sonra tabii, düşündükten sonra Ahmet Efendi'nin tabii, dedim gayet haklı adam. Çünkü onların kim olduğunu kendi kanaatiyle bilmiyor. Gazetelerde okumuş, Rumların ne kadar kötü adam olduğunu öğrenmiş, ona göre davranmış. Ama bize gelince, ya bunlar böyle bir şey yapmıyordu, bunlar iyi adam. Madame Catherine yemek pişirir, bize de gönderir. Biz ona su götürürüz saka olarak Galatasaray'daki çeşmeden, bahşişin bizi bol bol verir falan. Yani demek ki bunlar öyle değil. Çünkü kendi kanaati. İşte insanların diğer insanlar hakkındaki başkalarının söylediğine kanmamalı. Kendisi eğer bir kanaate varabiliyorsa varır. Eğer varamıyorsa o zaman masumiyet karnesi var. Herkes iyi adamdır. Herkes kötülük yapmak istemez düşüncesiyle hareket etmesi gerekir. Evet, o çok değerli bir önyargı. Çok az zamanımız kaldı. Şu Ayasofya meselesine bir değinelim. Ayasofya abi. Meselesi var. Ayasofya meselesi tabii esasında şu 2 Temmuz'dan sonraki gelişmelere bakmak lazım. Şu ana kadar yazılan yazılar çok baskıcı, azınlıklar aleyhinde yazılar. Dolayısıyla azınlık mensubu olanlar bundan tedirgin oluyor. Hani Ayasofya'nın müze olması yahut olmaması pek onların umurunda olmuyor. Çünkü canlarından korkuyorlar. Acaba yine bir olaylar olur da biz Müslüman bu yaşımızda çekip gitmek durumunda kalmakmış olabilir miyiz diye üzülüyorlar. Beni de bir sürü rahat bırakmıyorlar. Dün burada İsviçre televizyonu vardı. Bugün
bu kaydı yaptıktan sonra Hollanda televizyonu gelecek. Pazartesi günü Alman televizyonu gelecek. Hepsi bu konuda görüş soracaklar. Görüş soracaklar ve bu konuda program hazırlıyorlar. Nasıl program olacak bu? Çünkü hepsi yani sordukları suallerden çıkardığıma göre zaten bir ön yargılı gibi gözüküyor bana. Yani bu durumda neler olur bilmiyorum. Bir olay daha var. Tabii o da bugün artık zamanımız olmadığına göre 21.6.1934'te çıkan yasa, Yahudi pogromu, onu her ne kadar 21 Haziran tarihinden uzaklaşmış olacaksak da gelecek hafta görüşmemiz iyi olur. Çünkü gerçekten o dönemde çıkarılan yasalar bugüne kadar maalesef etkisini sürdürüyor. O meselede benim açımdan şu da çok ilginç bir durum oluşturuyor ki biz Minnesota'da George Floyd'un öldürülmesinden sonra ortaya çıkan ırkçılık karşıtı gösteriler falan, Türkiye'de bir daha ırkçılık yoktur tezinin ısrarla yükseltilmesine tanık olduk. Halbuki o 1934 pogromu Yahudilerin özellikle de Almanya'da ve Avrupa'da, daha doğrusu Almanya'da demeyelim, bütün Avrupa'da faşizmin yükseldiği dönemde Türkiye'deki oluşturulan iklimin de nasıl bir ırkçılık beslediğini ve Ağustos'taki bu anlamda çok güzel bir yazı çıktı. Evet, Yahudilerin gönüllü olarak haklarından feragat etmeleri. Gönüllü sırf olarak. Gönüllü, yani gönüllülük şu, kendileri ifade ediyor ki biz artık Türkleşmek istiyoruz. Bu Yahudi isimlerimizden vazgeçip Türk isimlerini benimsemek istiyoruz. Okullara olmaz. İhtiyaç yok. Okullarımızı milli eğitime devredelim. Biz zaten Maarif'in okullarına gideriz. Olmaz. Neden olmaz? Çünkü bu haklar Lozan Anlaşması ile azınlıkların her bir ferdine verilmiş haklardır. Aradan 7-8 hatta 60 bin kişi ise azınlık, 59.999 kişi bile ben bu haklarından feragat ediyorum derse kendi adına feragat eder. O sonuncu kişi bu hakları kullanmak hakkını haizdir. Onu bundan demesin, mahrum edemezsin. Tabii ki günümüzdeki programda iyice bir etraflıca görüşmemiz lazım. Öyle yapalım çünkü zaten süremiz de doldu. Bu hafta süremizi bitirdik. Gelecek hafta yeni bir programda buluşurken bu konuyu biraz daha açmak istiyoruz. Ne demektir okullarından gönüllü olarak feragat etmek? Ne demektir kendi etnik, dinsel kaynaklı, gelenekten gelen, kadimden gelen isimlerinden feragat edip Türkçe isimler koymak? Şirin gözüküyor. Onların nasıl olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Çünkü amcam da vardı. O baskı yapılan kişilerin arasında. Ama imzalamadım. Bunları konuşacağız. Oldu.